geldiniz. Ben Onur Koçak, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 24. dönem yönetim kurulu üyesiyim ve yönetim kurulumuz adına sizlere selamlıyorum. Bu biyomedikal temelli eğitime hoş geldiniz. Bugün bizlerle bu eğitimi paylaşacak arkadaşımız biyomedikal mühendisi. Aynı zamanda da medikal fizik üzerine şu anda doktora çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda da odamızdaki ilk biyomedikal mühendisi profesyonel çalışan. Doğrusu Ankara Şubemizdeki Cansu Akbay. Cansu Hanım, tekrar teşekkür ediyoruz bu eğitimi bizim için hazırladığınızda. Arkadaşlar, eğitimin kapsamı birazcık daha sektörde var olan bir medikal sistemdeki radyasyonun varlığı ve bu radyasyondan koruma yöntemleri olarak gerekli uygulamaların neler olduğu. Böyle bir eğitim hazırladı Cansu Hanım bizlere. Bunları paylaşacak. Biyomedikal mühendisi arkadaşlarımız var. Onları görüyorum. Diğer tanıdığım elektrik mühendisi arkadaşlarımız da var. Eminim kapsamlı bir bilgi aktarım olacaktır sizler için. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Söz sizde. Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Onur hocam bahsetti ama ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 2011 yılında Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'nden mezun oldum. Daha sonra ODTÜ Biyomedikal Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladım. Esas araştırmaya ilgi duyduğum alan sinyal ve görüntü işleme, örüntü tanıma. Ancak yüksek lisansım sonrasında bir nükleer kurmasında çalışmaya başladım. Bilgi servis koordinatörü olarak. Bu görev biraz idari bir görev olduğu için doktora eğitimine devam etmeye karar verdim. Ve medikal fizik doktora programına kayıt oldum. Bugün de sizinle okulda karşılaştığım, edindiğim bazı bilgileri paylaşmak istedim. O nedenle bu konuyu seçtim. Sunum başlığı aslında radyasyon ölçüm yöntemleri ve radyasyondan korunmaydı. Fakat radyasyondan koruma olarak kapsamını biraz kısalttık. Radyasyon ölçüm yöntemleri, radyasyon türlerine göre farklı dolanımlar gerektirdiği için, farklı enstrümantasyonlar içerdiği için süremiz yetmeyeceğini düşünerekten radyasyondan koruma olarak kısalttık. Tabii radyasyondan korumamız için ve gene radyasyonu ölçebilmemiz için öncelikle radyasyonu tanımlamamız gerekiyor. Radyasyonu tanımlayacak olursak dalga ve parçacık şeklinde uzayda enerji yayılımı. Ve radyasyonu ikiye ayırdığımız zaman dalga boyu 10 nanometrenin altında olan iyonlaştırıcı radyasyon ve üstünde olan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. Bugün benim bahsedecek olacağım radyasyon türü iyonlaştırıcı radyasyon. Biraz kimya bilgilerimizi taze edersek maddenin en küçük yapı taşı olan atom, bir çekirdek ve etrafında elektronlar olan yörüngelerden oluşuyor. Bu yörüngelere, bu radyasyonun enerji yayılımı olduğunu söylemiştik. Bu maddeye aktarılan enerji atomun yörüngesindeki elektronlarından birini koparma yetkisine sahipse bu iyonlaştırıcı radyasyon oluyor. İyonlaştırıcı radyasyon yüklü parçacıklar, fotonlar ve yüksüz parçacık olan nötronlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan fotonlar, X ışınları ve gamma ışınları, bu elektromanyetik spektrumunda. Burada gördüğünüz üzere dalga boyu 10 nanometrenin altında olan kısım. Bunlar belirli bir kütleye sahip değil, herhangi bir elektriksel bir taşımıyorlar ve boşlukta ışık hızıyla yayılıyorlar. Ve yüklü parçacıklar. Biz bu radyasyonu çeşitli alanlarda kullanıyoruz. X ışınlarını hepimizin bildiği üzere tanıda kullandığımız röntgen, fluoroskopi, mamografi, bilgisayarlı tomografi sistemlerinde kullanıyoruz. Bunun dışında kanser tedavisinde radyoterapide kullanıyoruz. Hepimiz alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında karşılaşıyoruz.
X ışınlarında gelip geçerken... Aşağı tutarsak şey yapıyor. Şöyle yayınlasın. Öyle iyi evet. Aynen. Siz konuşun. Tamamdır. Gene ekrip parçacıklardan da benim hayatımızda ve benim kanalımda yararlanıyoruz. Burada ayba parçacıklarından örneğin gene radyoterapide yararlanıyoruz. Ayba parçacıkları kanser hücreleriyle etkileşerek bu hücrelerin DNA'larındaki hidrojen bağlarını kırarak bu hücrelerin ölmesine ya da yenilenmesine sebep oluyorlar. Bir başka alfa parçacıklarının kullanım alanı statik elektrik giderici. Özellikle kağıt endüstrisinde alfa parçacıklarının pozitif yüklerinin etraftaki serbest yoğunları çekmesiyle statik elektriğin azalması sağlanıyor. Alfa parçacıkları her hematomlar aslında, yani yörüngesinde elektron olmayan iki proton ile iki nötrondan oluşan parçacıklar. Gene alfa parçacıklarını uzay araçlarında gene termal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmeden doğrudan ısı kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Gene alfa parçacıklarının bir başka kullanım alanı duman dedektörü olarak kullanılması. Duman dedektörü olarak havadaki elektronları serbest hale getirmesiyle bu elektronların duman partikülleriyle birleşiminde yarattıkları akımın engellenmesi ve bunun bir alarm şeklinde karşımıza çıkmasına dayanıyor. Alfa parçacıklarını güç kaynağı olarak kullanabiliyoruz sismik kayıplarda ve yine petrol sanayide kullanılıyor. Burada okyanusun izole edilmiş alanına yerleştirilerek bu direksiyonda güç kaynağı olarak yararlanılıyor. Şu an kullanım toksitesinden dolayı kullanımda olmamasına rağmen kalp pillerinde gene güç kaynağı olarak kullanılıyor. Bunun dışında şu an ülkemizde olmayan bir proton tedavi türü var. Gene bu radyoterapiye benzer bir tedavi türü. Radyoterapide X ışını gene biraz evvel bahsettiğim gibi kanser hücrenin DNA'sı ile etkileşerek buradaki hidrojen bağlarının kırılması ve bu DNA'nın kendini yenileyememesi durumunda bu hücrelerin ölmesine dayanan bir tedavi türü. Ancak X ışını etkileştiği noktada kalmayıp sağlıklı dokularla da etkileşime geçmekte. Bunun için radikal fizikçiler tarafından tedavi öncesi bir planlama yapma, hangi dokunun ne kadar doz alınacağına yönelik. Proton tedavisinde ise burada proton hidrojen atomunun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü iyonlardan elde ediliyor. Ve bu protonun ağırlığının elektrondan çok daha fazla olmasından dolayı madde içerisindeki hareketi kısıtlı. Ve burada uygulanan enerjiye bağlı olarak, belirli bir enerjiye getirerek protonun hangi derinlikte etkileşebileceği belirlenebiliyor. Burada proton da ışık hızıyla gittiği için ışık hızının yarısı olacak şekilde spirotron dediğimiz cihazlarla hızlandırılarak tedavi gerçekleştiriliyor ve böylece diğer dokularla etkileşmeden, sağlıklı dokularla etkileşmeden sadece tümörlü dokuya etkileşerek bir terapi sağlanıyor. Burada tabi direkt etkileşebilmesi için bir manyetik alan uygulayarak da bu protonun yönü belirlenebiliyor ve 3 boyutlu görüntüleme ile bu tümör üzerine transfer ediliyor. Böyle yoğunlaştırıcı radyasyonu sağlayan parçacıkların hayatımızda çeşitli etkileri var. Bunlar sadece birkaç örneğinde. Radyasyon dozu dediğimizde bu radyasyon hedef kütleye aktarılan belirli bir sürede sorulan ya da alınan radyasyon miktarından bahsetmiş oluyoruz. Bu radyasyon dozunun hedef kütlede meydana getireceği etki bu bahsetmiş olduğumuz radyasyon çeşitlerine radyasyon hızına ve maruz kalma süresine olarak değişkenlik gösteriyor ve bazı biyolojik etkilere sahip oluyor, zararlı biyolojik etkilere. Burada radyasyonla ilgili bilmemiz gereken bazı tanımlar var. İlk olarak ışınlama,
Işınlama standart basınç ve sıcaklık altında X ve gamma ışınlarının 1 kilogram hava kütlesinde ürettiği elektriksel yük miktarı. Bunun evrensel birimi röntgen, bu da 1 kilogram havada ürettiği iyon çifti 2.58 çarpı 10 üzeri -4 kulomba tekamül ediyor. Bu ışınlama bizim radyasyon dedeksiyonundaydı, yani radyasyon dedekte eden cihazların esas ölçtüğü birim ışınlama. Fakat bu sadece hava için geçerli ve X ve gamma ışınları için geçerli. Bunu çeşitli faktörlerle çarparak doz dediğimiz değeri elde ediyoruz ve radyasyonun değerini, zararını tanımlamada da dozu kullanıyoruz. Burada sorulan doz kavramı var. Burada görmüş olduğunuz 4 tane tanım var. Aslında bu bir doz hiyerarşisi. Sorulan doz, vücut içerisinde özel bir noktada sorulan radyasyon enerjisinin miktarı. Rad olarak ifade edildiğinde maddenin 1 gramına 100 erklik enerji veren radyasyon miktarını söylemiş oluyoruz. Fakat bunun gene evrensel birimi birey maddenin 1 kilogramına 1 joule'luk enerji veren radyasyon miktarı. Radyasyon girdiği noktayla da yani etkileştirmeye başladığı noktayla ilerlediği nokta arasında farklı etkiler yaratıyor. Aynı etki yaratmıyor. Ve her bir radyasyon türünün aynı dok üzerinde farklı etkileri oluyor. Dolayısıyla sorulan dozun farklı radyasyonun verebileceği hasarlar için radyasyon ağırlık faktörüyle çarpılmış haline eşdeğer doz diyoruz ve bunu Z-Wert ifade ediyoruz. Yine etkin doz, maddenin hassasiyetine bağlı radyasyonun dokuda meydana getirebileceği etki farklı oluyor. Bunda doku ağırlık faktörüyle eşdeğer dozun çarpılmasında etkin dozu elde ediyoruz. Ve kümülatif etkin doz. Etkin doz her bir organ, her bir nesne için farklı olduğundan bunların toplamı tüm vücut üzerinde maruz kalınan toplam dozla kümülatif toplam doz olarak ifade ediyoruz. Ve bunların birimi Z-Wert. Bu bahsetmiş olduğum radyasyon ağırlık faktörleri burada radyasyon türüne göre farklılık gösteriyor. Örneğin X ışınları için bu katsayı 1 iken aynı enerjideki alfalar için bunun 20 katı kadar eşdeğer doz elde etmiş oluyoruz. Ve dokular için de farklı doku ağırlık faktörleri var. Cilt için 0.01 iken üreme organlarında 0.20, yani neredeyse 4 katı bir etki yaratıyor. Tabii radyasyon keşke süper güç elde etmemize biraz ama maalesef radyasyonun üzerimize yarattığı bazı zararlı biyolojik etkiler var. Radyasyonun vücudun üzerinde yarattığı direkt etkiler var, bir de direkt olmayan etkiler var. Bu direkt etkiler, radyasyonun direkt olarak DNA'nın iyonizasyonuna sebep oluyor. Radyasyon karşımıza iyonlaşma ve uyarma şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce bahsettiğim gibi atomun yörüngesindeki elektronların her birinin bir bağlanma enerjisi var. Bu gelen radyasyon enerjisi bu bağlanma enerjisini aştığında bu elektronun kopmasına sebep oluyor. Ama bunu aşamayacak derdeyse ısı, titreşim olarak atomu elektronu uyarıyor. Radyasyon iyonlaşma meydana getirdiği zaman direkt vücudumuzda en fazla bulunan moleküllerden biri olan su, suyu iyonlarına ayrıştırabiliyor. Bu iyonlarından biri de ikinci iyonlara ayrışarak serbest radikallerin ortaya çıkmasına sebep verebiliyor. DNA'nın bu serbest radikallerle oksidasyonu sonucu DNA'da hasarlar meydana geliyor. Hasarlar kimyasal yenilenmeyle etkisi hale gelebileceği gibi enzimatik onarımla da eski haline dönebiliyor. Ancak dönememesi halinde genetik ya da bedensel etkiler oluşuyor. Bu bedensel etkiler ışınlanan bireyde stokastik ve deterministik olarak ortaya çıkarken kalıtsal etkiler bireyin kendisinde görülmediği halde gelecek kuşaklarda ortaya çıkabilen etkiler. Stokastik etkiler hani ışınlanan toplumda belirli bir olasılığa bağlı ortaya çıkan etkiler. Kesin olarak herkese aynı etkiyi gösterecek diye bir şey yok.
Deterministik etkilerde ise ışınlama belirli bir eşik değerini geçtiği zaman ortaya çıkması kesin olan etkiler. Genel olasılığa etkiler de stokastik etkileri çıkıyor. Genel yani olasılığa bağlı bu etkilerin ortaya çıkması. Dolayısıyla radyasyondan korunma. Radyasyondan korunmaya geçmeden önce radyasyondan korunmayla ilgili önce bazı kuruluşlardan bahsetmek istiyorum. Bunların başında Uluslararası Radyoloji Korunma Komitesi geliyor. Bunun karşılığı olan kurum ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve yine United States'te Nuclear Regulation Committee. Bu radyasyondan korunmaya yönelik çeşitli yönetmelik ve standartları belirleyen kurumlar. Genel radyasyonun etkilerini bilimsel olarak inceleyen Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi var. Burada hem diagnostikte hem endüstride kullanılan radyasyon ölçüm bilimlerinin evrensel hale gelmesi ve limitlerinin belirlenmesinde İKRU dediğimiz Uluslararası Radyasyon Bilimleri ve Ölçümleri Komitesi var. Radyoaktif maddelerin taşınmasıyla ilgili olarak yine Birleşmiş Milletler'e bağlı Department of Transportation Kurumu var ve yine nükleer tıpta kullanılmakta olan radyo izotopların burada nükleer tıpta radyasyon kaynağı birey olduğu için bunların zararlarını inceleyen Udant-Drak Administration var. Radyasyondan korunmaya geldiğimiz zaman radyasyondan korunurken eğer bu radyasyonların hasarlarına karşı net bir fayda sağlamıyorsa bu radyasyonun kullanımlarına izin vermememiz, justifikasyon ve eğer biz radyasyondan yara elde ettiğimiz yararı maksimize etmek istiyorsak ışınlanan kişilerin sayısı, bireylerin bireysel dozunun büyüklüğü, ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alarak en düşük dozun alınmasını sağlamak için optimizasyon şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu optimizasyona alarla as low as responsible edge bulunur. Yani mümkün olan en düşük dozun alınmasının başarılması şeklinde tutuyoruz. Burada radyasyondan korunmayla ilgili 3 temel parametremiz var. Bir, radyasyona maruz kaldığımız sürenin azaltılması, radyasyonla olan mesafemizin arttırılması, zırhlama ve bunun dışında radyasyonla, bu bahsetmiş olduğum nükleer tıpta kullanılan radyonükleitlerin bir kontaminasyon meydana geldiği zaman bu kontaminasyonun kontrolünü söyleyebiliriz. Burada süre, toplam ışınlanma süresi ne kadar fazla ise hasta veya çalışan dozunun o kadar yüksek olduğunu söylüyoruz. Mesafe, bu mesafe ters bir orantısına dayanmakta. Örneğin x uzaklıkta elde ettiğimiz radyasyon 2x uzaklıkta 1/4 oranında azalmakta ve bu uzaklık 3x'e indiği zaman 1/9 oranında doz azalmakta, alınan doz azalmakta. Ve yine zırhlama, bu kullanılan radyasyon cihazının ya da radyasyon kaynağının önünde bulunan zırh ne kadar fazla ise maruz kalınan doz da o kadar az oluyor. Tabii burada önemli olan bu iyonlaştırıcı radyasyona sebep olan parçacıkların ve fotonların girişim mesafeleri. Örneğin alfa kağıt üzerinde durabilirken beta plastik, nötron, beton, hatta betonu bile geçebiliyor. Bu nedenle her radyasyon türü için kullanılabilecek zırhlama türleri farklı. Burada X ışınıyla çalışan cihazlara yönelik bir zırhlama hesabından bahsetmek istiyorum. Bu zırhlama hesabında kullandığımız temel parametreler birinci ve ikinci engel, iş yükü, tasarım dozu, kullanım faktörü, meşguliyet faktörü, bu kaynaklara da olan mesafe, yarı kalınlık değeri ve onda bir kalınlık değeri. Şimdi bunları daha detaylı anlatacağım. Bu şekilde bir X ışın türünü göstermiş ama bu bir X ışın kaynağı da olabilir. Burada birinci engel olarak tanımladığım şey radyasyon denetiminin doğrudan yönlendiği engel. İkinci engel olarak bahsettiğim şey de bu radyasyon kaynağından sızan
ya da radyasyon kaynağının çarptığı nesneden saçılan ışınları göstermekte. Tasarım dozundan bahsetmiştim. Tasarım dozu meşguliyet alanında izin verilen doz miktarı. Bu miktarın belirlenmesine TAEİ yönetmeliği olduğu gibi National Commission of Radiation Protection'ın 147 nolu raporu da baz alınabiliyor. Bu rapora göre kontrollü radyasyon alanlarında alınması gereken doz miktarı, haftalık doz miktarı 100 milisievert ve kontrolsüz alanlarda yani toplum üyesi kişilerin bulunabileceği alanlarda ise 20 milisievert. Meşguliyet faktörü ışın verilirken maruz kalınan bariyerin arkasındaki yerin ne kadar sıklıkta kullanılacağını belirten ortalama faktör. Burada X ışın alanının arka duvarındaki yer, atıyorum bir avukat bürosu olabilir, gene bir işte sekreterlik olabilir. Bunlara bağlı olarak belirli meşguliyet faktörleri var. Tam meşguliyet olması halinde bunu 1 kabul ediyoruz. Nadir meşguliyet olması halinde 1/40 kabul ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz değerler TAEİ'nin belirlediği değerler. Bunlar da NCOE raporunun, 147 raporunun belirlediği değerler. Mesafe, bu mesafe ters perakandan bahsettiğim üzere radyasyonla uzakla radyasyon olan mesafenin artmasıyla maruz kalan doz miktarı bu uzaklığın karesinin karesine ters orantılı olarak değişmekte. Burada birinci radyasyon yani kaynağın direkt etki edeceği alana olan uzaklık ve saçılan radyasyonun etki edeceği uzaklık olarak iki parametremiz var ve sızıntı radyasyonunu etkileyebileceği. Sızıntı radyasyonu ve saçılan radyasyonun etki edebileceği alanı ikinci bariyer olarak tanımlarken radyasyonun direkt olarak etki edeceği alanı birinci bariyer olarak tanımlıyoruz. İş yükü, radyasyon kaynağından haftalık ışınlama süresince 1 metre mesafede maruz kalan ışınlama miktarı. Ve bu hasta sayısı ve çekim süresi arttıkça iş yükü artmış oluyor. Ve iş yükünün artmasına bağlı olarak gerekli olan ısırtlama miktarı da artıyor. Burada bir örnek var. Bir radyasyon odası. Burada X ışın kaynağına ait KVP 100 KVP olarak verilmiş. Bu X ışın akımı 5-50 mas olarak verilmiş. Günde 50 hastanın kabul edildiği ve bu radyografi odasının 7 gün boyunca çalıştığı hasta başına da 1 ila 5 arasında film çekimi yapıldığı söylenmiş. Burada uygulanan KVP 100 her film için ışınlamayı da ortalama 50 mas olarak kabul edersek ve hasta başına 3 film çekildiğini kabul edersek buradan hesaplayacağımız iş yükü 375 miliamper dakika bölü hafta olarak karşımıza çıkıyor. Gene kullanım faktörü var. Birinci radyasyon demetinin ilgilenen engele yönlendirme oranı. Gene bu oran NCIP'nin 147 raporunda ve TAEİ yönetmeliğinde yer alıyor. Bu ikinci demetler için sıfır kabul ediliyor. Burada HVL ve TVL dediğimiz yarı kalınlık değeri ve onda bir kalınlık değeri var. Onda bir kalınlık değeri, radyasyon demet şiddetini onda bir değerine düşüren zırhlama malzemesine özgü kalınlık değeri. Yarı değer kalınlığı da benzer şekilde demet kalınlığını yarı değerine düşüren zırhlama malzemesine özgü bir kalınlık değeri ve bir yarı kalınlık değerinin yaklaşık 0.3 onda bir kalınlık değerine eşit olduğunu söylüyoruz. Burada çeşitli tüp gerilimlerinde kurşun ve beton için HVL ve TVL değerleri var. Burada TVL değeri için örneğin bir ölçüm cihazının duvar arkasında okunan değeri 100 milisievert bölü saat. Biz burada doz hızını 1 milisievert bölü saate düşmesini istiyoruz. Kullanacağımız malzeme kurşun olduğunu düşünürsek ne kadar kalınlıkta kurşuna ihtiyacımız var? Burada 100 milisievert'i bölü saati onda bir kalınlığa düşürdüğümüzde
10 milisievert bölü saatinde ediyoruz. Bu 10 milisievert'i de onda bir kanalına düşürdüğümüzde 1 milisievert elde ediyoruz. Yani yaklaşık 2 tane onda bir kalınlık değerine ihtiyacımız var. Burada Türk gerilimini 100 kbp kabul ettiğimiz zaman kurşuna karşılık gelen değer 0.88 milimetre. Bizim 2 TL değerine ihtiyacımız olduğu için bunu 2 ile çarparak 1.76 milimetre, yani 2 milimetrelik kurşun gerektiğine ulaşıyoruz. Burada bahsetmiş olduğum faktörleri kullanarak hem birinci radyasyon hem de bu sızıntı ve ikinci saçılan radyasyon için bariyer geçiş faktörleri var. Burada tasarım dozu birinci radyasyon kaynağı olan uzaklık, iş yükü, kullanım faktörü ve maruziyet faktörünü kullanarak bir primer bariyer geçiş faktörü elde ediyoruz. Gene saçılan radyasyon için burada iki parametre daha devreye giriyor. Burada görmüş olduğumuz da 1 milimetrede saçılan dozun gelen doza oranını göstermekte ve burada bir F var. Bu da saçılıcı üzerinde radyasyonun etkilediği alanın boyutunu göstermekte. Sızıntı radyasyonu için hesapladığımız bariyer geçiş faktörü de gene bu tasarım dozunu, bu kaynağı olan uzaklığı, iş yükünü ve maruziyet faktörünü kullanıyoruz. Daha sonra bu faktörün logaritmasını alarak ve literatürden elde ettiğimiz TVL ve bu TVL dengeleri oluyor, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kullanacağımız maddeye ait, kullanacağımız malzemenin hangi kalınlıkta olması gerektiğini elde edebiliyoruz. Burada ikinci radyasyona karşı bir tasarım yapılmış. Buna bağlı olarak kurşun ve beton derleri elde edilmiş. Bu tasarım yapılan binanın yapısına ve maliyete göre kullanılan malzeme kurşun ya da beton olarak seçilebilir. Bunun dışında kişisel koruyucu donanımlar var. Burada yine bu radyoaktif maddeyle kontamine olmasına karşı eldiven kullanılabilir. Yine böyle tiroid koruyucu, gonad koruyucu ve kurşun önlükler mevcut. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Söyle hocam, bilgileri ulaştırmak var mı? Odaya verme imkanı olursa web sayfamızda paylaşıyoruz zaten, oradan da alabilirsiniz, sunumlarımızda paylaşıyoruz. Normal rayiç alanlarda burada kullanılan rayiç bir bilgide bir şeysi yok değil mi? Manyetik rezonans special absorption rayiç diye bir şey var. Yani özel absorbe edilen oranı, manyetik alanlar var. Radyasyon da değil, bunda ki bilim, bu sizin kayıtlarınız var. Manyetik rezonansta yoğunlaştırıcı radyasyon yok, yine bir radyasyon var ama iyimizde gidiyor. Yani şeylerin yaydığı bu haberimiz. Aslında ölçmeyi de çıkarmasaydınız kolay olurmuş. Yani ölçme esasında bizi daha çok ilgilendiriyordu. Bunlar her yerde standart olarak bulabiliriz bu tipi. Yani ölçme önemli değil. Pardon, geçmiş olsun. Örneğin, ölçme yapılırken bir üstünde özellikle baz istasyonları oldukça çok. Bunların radyasyon yayma ve kuşun diyeyim, radyasyon oldukça etkisi fazla belli bir alanı kapsamıyor mu? Bu diğer oturma halindeki kişileri ya da evleri etkilemiyor mu? Muhtemelen kapsıyor ama hani bu hani yoğunlaştırıcı radyasyona mı giriyor, nanoyonize radyasyona mı giriyor, bu belirli hesaplamalara bağlı. O nedenle benim belki olmadığımı kolay göstereyim.
çalışmanın değeri olmadığı için. Ama o kadar fazla ki çalışan, bakıyorsunuz FETÖ'nün üstü şerit halinde bir sürü bazı istasyonları altı verici koymuşlar. Bu oldukça büyük bir ışık. Ben muhafaza gibi böyle bir temsil gerçekten. Okuyoruz, araştırıyoruz ki bayağı tehlikeli yani. Ve sonra versiyon yayıyor bile bile. Bu tam böyle mahallenin ortasında bu olaylar. O zaman o çevredeki kişiler hepsini resmen kanser yapar yani. Kansere davetiye. Ne düşünüyorsun? Bu konular hakkında bize bilgi verilecek, bunu anlatılacak diye tabii radyasyon yayma. Yani o çevredeki istasyonlar farklı bir konuymuş. Tabii canım sana da teşekkür ederiz. Bağımlı olmuş. Şehirde hastane şeylerden, röntgen, filmler. Ben eski telekomcu olduğum için özellikle bu bazı tasına biraz bilgim var. Müsaade edersiniz, ben bir şeyler söylemek istiyorum. Olur olur hocam, güzel olur. Ha, bazı istasyonların ölçümleri çok ciddi şekilde yapılıyor. VTK tarafından yapılıyor. Evet. Ama inanın şu cep telefonu çalarken yaylığı radyasyon o bazı istasyonundan daha fazla. Anladım. Bunu çok samimiyetle söyleyebilirim. O konuda bence çok böyle korkulacak seviyede değil. Bunların belli bir güçleri var. Bu güçler sürekli BTK tarafından belirli periyotlarla ölçülüyor. Yani onlar kendi başına göre bu gücünü yükseltemiyorlar. Dolayısıyla bence rahat olmalı bunu. Ama şu telefon çalarken ne olursun kulağınızdan başınızdan uzak olarak açın, ondan sonra yaklaştırın kulağınızdan. Bu çok bazı. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Hadi sorayım sana. Eyvallah. Evdeki Wi-Fi'ler falan. Bu bizim evimizde kullandığımız işte modeller, bilgisayarlar ve telefonlar. Vereceğim. Hani bizim üzerimizde çok ciddi bir etkisi var mı acaba? Çalışmıyor. Her bir radyasyon türü için farklılık göstermekte. Radyasyonlar bize sadece radyasyonun ardını ya da yokluğunu söylüyor. Ve bu radyasyon ölçüm sistemleri genel olarak ikiye ayrılıyor. Pasif sistemler ve aktif sistemler. Aktif sistemler anlık radyasyon ölçümünü sağlıyorlar. Belirli bir güç kaynağına sahipler. Pasif sistemler herhangi bir güç kaynağı gerekmeden yarı iletken prensibiyle çalışan retrospektif, yani geriye dönüp bize toplam doz bilgisini veren sistemler. Bu retrospektif sistemlere TLD dediğimiz termoluminesans dozimetri ya da OSL dediğimiz optik luminesans dozimetri bilmekte. Onun dışında bu doktorlarda görürsünüz, kişisel dozimetreler var, yakalarının bulunan. Dışa gelen ortamdaki radyasyonu ölçmek için yoğun odaları, alan monitörleri var, sövermetreler var, sövermetrelerden derlenmeler cihazlar oluyor. Duman dejektörleri var, yani radyasyon türüne göre çok çeşitlilik göstermekte. Ne bir şey yaptığınız alanda radyasyon ya şeyi çok fazla. Hakikaten telefon konuşmaları, çeşitlerde işlerindeki şeyleri. Derken bunun bir sınırı falan yok mu? Yani bunu takip eden, şey yapan insanlığa gelecekte büyük bir şey getirecek. Rahatsızlık getirecek. Bu konuda bir şeyin bilginiz var mı? Şimdi direktlere falan şey yapmışlar. Çevresiyle bir takım şeylerle kaplamışlar. Saklıyorlar sözde. Ama bu yine yayılıyor yani şeyler. Bu konuda diyebileceğiniz şeyler var mı? İşte buna yine tayin gene bu bahsetmiş olduğum kurumların ulusal standartları var, limitleri var. Bunlara yönelik ölçümler yapılıyor bu kurumlar tarafından. Yani geleceğe herhangi bir kanıtım falan gitme şey yapmayacak insanın. Çok sıkıntı. Yani bu da sıkıntı. Ölür gibi.
Projek bir etrafını kapatıyorlar. Hiç siz dışından genelde işletemiyorsunuz. Başa zannediyorsun. İçinde kendi şeyleri var. Sistemleri var. Tabii ki radyasyon oradan çıkıyor. Çünkü etrafını basit bir şeyle kapatıyor. Ama bunlar hakkında bilmiyorum. Türkiye'de ne gibi tedbirler, telekomünikasyon dairesi mi var? Reklamış. Bilişim teknolojileri. Şimdi o bacayla gizlemek kanunen yasak olması gerekmez. Adam çatıda gizliyor. Baca etrafını baca zannediyorsunuz. Tabii ki değil. Ama bakın şimdi bu bir ihtiyaç. Eğer bunlar olmazsa haberleşme olmaz. Niye var ki? Anlatmış olmaz yani. Doğru, haklısınız ama inanın bunlar yani sağlık açısından çok bir şekilde kontrol ediyor. Ölçümler yapılıyor. Yani yapılıyor. Ama tabii ki böyle insanı rahatsız ediyor. Gördüğünce. Hocam şimdi bu daha çok rahatsız şey. Havanında kullanılan izotopların dışında mesela işte röntgen, EMA, işte BT vesaire bu tür testlerde ki cihazların insanlar üzerinde yani belirli bir etkisi var mı acaba? Yani burada bir çalışan dozu bir de hasta dozu olarak değerlendirdiğimizde hasta anlık olarak maruz kalıyor buna. Ama çalışan yıl boyu maruz kalıyor. Ben soruyu tamamladım. Mesela şimdi o zaman size daha sesli bir soru sorayım. Şimdi ayda bir kere akciğer filmini çekilen bir insan yani bu mesela kaç yılda akciğer kanser yapabilir? Veya böyle bir şey yani olabilir. Bu olası ama yani stokastik bir etki bu yani deterministik bir etki değil. Yani bunun tabii bir maruziyet sınırı var. Hani bunu aşması halinde kesin akciğer kanser olabilir diyebiliriz ama hani bu olasılığa bağlı bir şey. Sürekli bu ortamda çalışanlara herhangi böyle hani sosyal hak veriyor mu? Evet, şu izinleri oluyor. Bunlar her yıl kontrol ediyorlar, kan testleri, göz muayenesi oluyorlar. Bunda belirli izinler var. Çalışma süreleri gelir, diğer çalışanlara göre daha farklı oluyor. İşte bu. Hocam sorabilir misin? Başka sorun yok. Teşekkür ederim.